Efendim sevgili doktorumuz, doktor Ümit Aktaş, bizim doktorumuz, ailemizin doktoru canlı yayınımızda. Günaydın. Hocam hoş geldiniz. Hoş Günaydın, nasılsınız? Sağ olun, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Büyükler demiş ki, hani eskiler daha doğrusu, e, sağlıklı değilsek, bal bile yesek zehir haline gelir. Hı. O yüzden Hı, güzel. sağlığımız varsa bizim için... Dozunu da yemezseniz zaten bal bile zehirdir. Zehir. Bugün hocam, bugün sevgili hocam sosyal medyamda bir fotoğraf paylaştım. Altına Hı. da şunu yazdım. Anda kalmak lazım, anı yaşamak lazım. Çok doğru. Bugünün kıymetini bilmek lazım. E, ne istiyoruz günden? Valla ben şunu istiyorum dedim bir boğa burcu olarak. Çok yesem hiç kilo almasam. E, güzelmiş. <laughs> Sonra bir arkadaşım dedi ki, e zaten size gelen doktorunuz var ya dedi Ümit Aktaş. O yemeğin demiyor ki dedi. Aynen öyle. Ne yediğiniz önemli dedi. Aynen öyle çok doğru. Bugün gerçekten gıdamız şifamızsa evet. nasıl sağlıklı halde kalacağız, hastalıklardan korunacağız onu konuşacağız sorularla beraber. Olur. Atasözleriyle başladık, atasözleriyle gidelim. Can <laughs> boğazdan gelir, boğazdan Dan da gider. Gazali'nin şiiridir. Dünya üç gündür. Dün, bugün, yarın. Dün geçti, evet. yarın meçhul. O zaman yaşadığımız günün, bugünün anın kıymetini bilmeliyiz. Kıymetini bilmek lazım. Evet. O zaman şu anın kıymetini bilelim. Türkiye'nin en sevilen, en güvenilir doktoru canlı yayınımızda. Düşünün ki evinize gelmiş, derdinize derman olmaya, sorularınızı cevaplamaya gelmiş. Hazır mısınız? Ekran başındaki Ayşe teyze, Mehmet amca, Zeynep abla, kimler ekran başındaysa. Hadi her hastalığınız için sağlıklı olmak için sorularınızı bekliyoruz. Nereden göndereceksiniz soruları? Zaten yönetmenim ekrana getiriyor. Bütün sosyal medya hesaplarından bana direkt de ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım Nur Viral, Ümit Aktaş Official, Nereden ulaşırsanız ulaşın ama sorunuzu mutlaka ulaştırın. Yaz aylarında D vitamini kullanmalı mıyım hocam? Ve hangi saatlerde kullanmalıyım? Çünkü yazın büyük bir bölümünü yazlıkta geçiriyorum güneşin Güneş altında. Güneşin diyor. Evet çok güzel soru. Soruyu da Hülya Hanım sormuş. Hülya Hanımcığım şimdi tabii ki D vitamini güneşle gelişen bir hormondur insan vücudunda. Ama D vitamini için güneşin ultra öyle B ışınları gerekir. Yani teorik olarak sizin güneşin dik geldiği saatlerde yani 11 ile 1,5-2 arasında güneş altında kalmanız gerekir. Ama artık maalesef hava kirliliğinden dolayı Türkiye'nin çoğunluğunda ve dünyanın çoğunluğunda ultra böyle B ışınları yeryüzüne inemiyor. Dolayısıyla güneşlenerek D vitamini yükseltmek çok da fazla mümkün olmuyor. Hele ki böyle Bodrum falan gibi, Çeşme gibi aşırı kalabalık yerlerdeyseniz orada hava kirliliğinden dolayı zaten İstanbul'dan farksız durum. Onun için ben yaz kış hastalarıma D vitamini takviyesi veriyorum. D vitaminini ben D3 K2 formunda tercih ediyorum çünkü D vitamini, K2 vitamini, magnezyum ve kalsiyum bir aks içinde çalışır. D vitamininin K2 ile birlikte verilmesi en önemli, en iyi emilen formudur. Bunu da damla formunda tercih ettiğimde dilaltı veriyorum. Onun için yazında D vitamini alın. Ne kadar alayım? Günlük ihtiyacınız her 10 kilo için bir damla. Bunun, eğer D vitamininiz eksikse bunun üzerine ekstra doz koymanız gerekir. Yaz kış D vitamini almanızda fayda var. Çünkü maalesef artık yazın güneşleniyorum ve D vitamini gelişiyor diye bir şey kalmadı. Eskiden böyle değildi Nur. Şöyle kollarımı sıyırdım. Güneşe çıktım. Hava kirliliği yok. Öğlen güneşindeyim. Şu vaziyette güneşleniyorum. Yüzüm alıyor. Kollarım alıyor dirseğe kadar. Bu bile günde neredeyse 10 bin 15 bin ünite D vitamini geliştirirdi. Ama artık bu dünya kalmadı maalesef. Dünyanın her yerini zehirlediğimiz gibi atmosferi de zehirledik. Ne Ve kötü? dolayısıyla ultra böyle B ışınları inemiyor dünya üzerine. Dolayısıyla B vitaminini sürekli almamızın nedeni? Bu ışınların dünya üzerine inememesi. Bazen çünkü ben seyircilerimizde anlıyorum. şey Şöyle düşünüyorum. Acaba çağın getirdiği mi? Hı -hı. Hani bize e, onları bunları dayatıyorlar ya. Onu kullan bunu kullan. Kullanmazsan hastalanırsın. Hı -hı. Bu böyle bir şey değil galiba değil mi hocam? Bununla ilgili çok sayıda bilimsel yayın var. Meyvelerin içindeki şeker oranı 50 yıl önceki meyvelere göre 2 kat artmış ama vitamin mineral içeriği %70 azalmış. Neden? Çünkü çok basit. Adam yarma şeftali ağacı yetiştiriyordu. Senede 15 kilo meyve alıyordu. Şimdi onun yerine bilmem ne fidesi dikiyor. Senede 60 kilo meyve alıyor. İyi de ağaç aynı toprağa kök salıyor. Aynı topraktan vitamin mineral alıyor. Birinde 15 kilo dağıtıyordu, öbüründe 60 kilo dağıtıyor. Haliyle vitamin mineral içeriği düştü. Ötesi var. Benim annemin tavukları bahçede otlardı. Her gün dışarıya çıkarılırdı. Bu tavuk ot yerdi, akrep yakalardı, çiyan yakalardı. Güneşin altında dolaşırdı. Bu tavuğun yumurtasının sarısında dahi omega 3 vardı, D vitamini vardı. E şimdi siz GDO'lu yemlerle beslenen, bir A4 kağıdı boyutunda yerde yaşayan, sürekli floresan ışığın altında günde bir yumurta versin diye uğraşan tavukların yumurtasını yiyorsunuz. Bu gariban hayvancı az omega 3 almıyor ki vücuduna güneş görmüyor ki bunun yumurtasında ne olacak? Yok tabii ki bunlar. Peki yumurta aynı yumurta mı? Yumurta organik mi? Yumurta doğal mı? Evet, hepsi doğru. Hı hı. Ama bu yumurta gezen tavuğun yumurtası değil, fıtratı değişti. Fıtratı değişmiş tavuğun yumurtası yiyen insanın da fıtratını değiştirir. Onun için gıdalarınıza dikkat edin. Can boğazdan gelir, boğazdan gider. O yüzden hastalanmamak için önce, en önce ne yediğimize dikkat edeceğiz, evet. beslenmemize Aslında dikkat en edeceğiz. En önce beslenme diyelim Sen çok güzel söyledin az önce. En önce mutlu olacağız. Evet. En önce mutlu olmak için çaba harcayacağız. Neşeli olacağız hayatımızın kıymetini bileceğiz. Yaşadığımız her anın kıymetini bileceğiz. Dünyada bu anı bir kere daha yaşayamayacağımızı bileceğiz. Bugünümüz bir tane, ikincisi yok ve ondan sonra da beslenmemize dikkat edeceğiz. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz hocam? Her şey evet beslenmeden geçiyor. Daha doğrusu mutlu olmaktan geçiyor hı hı. ama eee çoğumuzun da hedefinde mutlu olmak için yemek yemek var. <gülüyor> 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 Şimdi sadece benim için konuşmuyorum. Benim için benim gibi mutlaka ekran başında olanlar vardır. Mesela akşam çok sevdiğim biriyle aynı masayı paylaşmak, istediğin yemeği yemek, Tabii. enerjini yükselten yemekleri yemek. Gerçekten bu dünyada neyimiz var ki? Çalışıyoruz. Ama şu da var. Kaç gün yaşayacaksın Nur? Kaç gün bilmiyorum. Bilmiyorsun. <laughs> ya gelecek hayatında bugün yediklerinden dolayı hastalanacaksan. Evet. İşte onu da düşünmek var. Zaten o yüzdendir ki korkularımız yüzünden. Dünyada dengeyi korumak gerekir. Doğru, dengeyi doğru. bozarsanız arkasından hastalık gelir. Gerek ruhsal olarak, <laughs> gerek fiziksel olarak. Çok Sağlık haklısınız. bir bütündür. Onun için ne yediğiniz, ne içtiğiniz çok önemli. Unutmayın. Artık gıda endüstrisi tüm dünyada insanlara bağımlılık yapmak için katkı maddeleri kullanıyor. Bunun pek çok örneğini görürsünüz. En basitini anlatayım size. Falanca çikolatadan diyor günde bir kavanoz yemeden yapamam. Hiçbir şey yemeyeyim hocam diyor ama onu yiyeyim o çikolatayı yiyeyim. Ona değil de B çikolatasını versem sana o olmaz diyor. İlla ben onu yiyeceğim. Tabii. Damak tadı bağımlılığı. Bu aslında zevk ve keyif değil. Bu bir damak tadı bağımlılığı. Bu bağımlılığı yapan madde o gıdanın içindeki katkı maddesi. ...herhangi bir gıdaya karşı aşırı derecede bağımlılığınız varsa... ...ondan şüphe edin. Orada bir problem var demektir. Şimdi hazır şekerden bahsetmişken... ...meyveler içerisindeki o şekerden e, konuştuk... ...ve şekerin insanı nasıl hasta ettiğini artık biliyoruz. Hı -hı. Sürekli şekerli besinler tüketmek istiyorum... ...ve şeker isteğimi nasıl keseceğimi bilemiyorum demiş Melda Hanım. Ne de güzel bir soru evet, sormuş. Aynen öyle. Hepimizin ortak derdi. Tüm tatlılar, tüm karbonhidratlar ve tahıl ürünleri, buğday ürünleri... Bağımlılık yapar. Şeker bağımlılık yapan bir maddedir ve şeker bağımlılığı son derece önemli, tehlikeli bir durumdur. Şeker bağımlılığından kurtulmanın tek bir yolu var Melda Hanım. Şekeri bıçakla keser gibi keseceksiniz. Tatlı yemeği bıraktığınız anda evet ilk anda zorlanırsınız ama ondan sonra her geçen gün rahat ettiğinizi hissedersiniz. En az 3 ay sabredin, bıçakla keser gibi kesin. O 3 ay içinde damak tadınız değişecek. Ondan sonrasında zaten canınız şeker ve tatlı istemeyecek. Ama bir yandan şeker yemeye, tatlı yemeye devam ederek şekeri azaltmayı planlıyorsanız bilin ki yapamayacaksınız çünkü içindeki maddelerden dolayı katkı maddelerinden dolayı ve şekerin kendi özelliklerinden dolayı bağımlılık yapar. Bunu unutmayın lütfen. Hashimoto hastası keçi sütü tüketebilir mi? Gaziantep evet. olmuş. Hashimoto hastalığı bir gluten intolerans hastalığıdır. Gluten intoleransına bağlı olarak bağışıklık sisteminin otoimmüniteye kayması sonucu bozulması sonucu bağışıklık sisteminin tiroidi saldırması hastalığıdır. Bu hastaların çoğunluğunda laktoza karşı intolerans vardır. Hı hı. Dolayısıyla hastaların laktoza intoleransı olup olmadığını test etmesi gerekir. Nasıl test edersiniz? 6 hafta boyunca tüm süt ürünlerini kesersiniz. Süt, yoğurt, peynir, tereyağı, sade yağ gibi ürünlerin hiçbirisini yemezsiniz. 6 hafta sonra bunları tek tek hayatınıza koyup devam edersiniz, bakarsınız. Yoğurt yedim, beni rahatsız ediyor mu? Peynir yedim, beni rahatsız ediyor mu? Eğer sizde gaz, şişkinlik, halsizlik yapıyorsa o zaman bundan vazgeçersiniz. Keçi sütüne gelince Keçi sütü insanın en kolay sindirebildiği süttür. Ama insanın ihtiyacı olan tek süt de anne sütüdür. Keçi sütü evet insanın en kolay sindirebildiği süttür. Ama siz genetine müdahale edilmiş keçilerin, zanen keçilerin sütünü içiyorsanız o süt keçi sütü değildir. Bununla ilgili yapılmış analizler var. Keçi eti de mi öyle zanen hocam? Dedim, keçi eti sindirim açısından Evet sindirim evet, açısından sindir öyle ama tabii ki her insanda değişiktir. Farklı farklıdır bunlar. Şimdi zanen keçisi dediğimiz ırk, İtalyanların genetiğine müdahale ettiği bir keçi ırkı. Çok süt versin diye yapmışlar. Neredeyse bir ufacık keçiden senede bir tona yakın süt alıyorlar. Bu zalen keçisi tıpkı inek gibi mısır silajıyla besleniyor. Bizim bildiğimiz doğal beslenen, ağaçlara tırmanan keçiler gibi değil bunlar. Bunların sütüne yapılan analizlerde görüldü ki... ...bu keçi sütünün içindeki laktoz ve kazein oranları inek sütüyle aynı. Dolayısıyla aslında siz keçiye ineğin yedirdiğini yedirirseniz... ...onun da verdiği süt inek sütünün aynısı oluyor... Dolayısıyla bunun adı keçi sütü mü? Keçi sütü. Gerçekten keçiden mi çıktı? Keçiden çıktı. Ama yumurta örneğindeki gibi siz fıtratını değiştirdiniz hayvancağızın, gıdasını değiştirdiniz. Onun verdiği süt de sizin değiştirdiğiniz fıtrat ve gıdaya uygun olarak değişik bir süt oldu. Yapısı değişti. Peki biz nasıl anlayacağız bunu? Yani keçi sütü diye aldığınız... kaynağı aldığınız... sorgulayacaksınız. Nasıl üretiyorsunuz? Sizin keçilerinizin ırkı nedir, cinsi nedir? Nereden Her markaya soracaksınız. Markası var üzerinde. Markaya bir mail atın. İnternet sitesinin sayfasına girin bakın. E ne diyecek mesela biz buradan alıyoruz buradan alıyoruz doğruyu yani söyleyecek miyiz? ediyor tabii ki yani markaların hepsi kendilerini dektir ediyor. Bütün markalar hikayelerini anlatıyor Nurcu. Öyle mi? Tabii bütün markalar yani şu ceketi dikerken adam diyor ki ben bu ceketi dikerken falanca bir ipliğin Allah bilmem Allah. nesini kullandım falan burada da öyle. Bütün ne acı bir anlatıyor. dünyaya geldik yani gerçekten ne zor çocuklarımıza acıyorum biliyor musunuz? Sağlıklı gıda bulmak bir mesele haline geldi şu anda. Bunu görmemiz gerek. Sağlıklı gıda bulmak mesele haline geldi. Şimdi Didem Hanım ne güzel bir soru sormuşsunuz Hı. yani. <laughs> Bütün kadınları ilgilendiren ve gerçekten hepimizin muzdarip olduğu bir konu. Ödem atmak. <laughs> Ümit hocam pek sevmiyor böyle soruları ama. Yok çok severim, hemen cevaplayayım. Öyle mi? Tabii Ay şaşırttınız beni. Kim olmuştu? Didem hanım. Didem hanım. Ödem atmaya yarayan bitkiler nelerdir? Şimdi Didem hanım, ödemimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Derler ya bir tane kilo mu aldı? yok yok karnım biraz karnım şiş. şiş ödemim var. Şiş, benim. Ödemim var. <laughs> Şimdi Didem Hanımcığım bir kere ödem attıran bitkilerden önce ödemin nedenlerini öğrenmeniz gerekir. Çünkü ödemin nedenlerini bilirseniz o zaman ona yönelik tedbir alabilirsiniz. Şimdi ödem niye oluşur? Ödem deyince herkesin aklına tuz gelir değil mi? Tuz yediğimiz için ödem oluşur. Herkes böyle bilir. Hatta doktorunuz bile size öyle söyler. Ödem var bende tuzu kesler hemen. Şimdi bakın bir molekül kaya tuzu, bir molekül kaya tuzu, bir molekül su bağlar. Öte yandan ödemin asıl sebebi tuz değildir, glutendir. Çünkü bir molekül gluten 198 molekül su bağlar. Anlaştık mı? Ödem varsa nedeni gluten. Bitkilerle ben bunu çözebilir miyim? Gluteni kesmezseniz çözemezsiniz. Sizde ödem varsa ilk önce gluteni kesmeniz gerekir. Peki ondan sonra hangi bitkiler attırır öden? Var bir sürü var. Meyan kökü ödem attırır, maydanoz ödem attırır, mısır püskülü ödem attırır, kiraz sapı ödem attırır. Bunların hepsini kullanabiliriz. Ama tekrar vurguluyorum. Siz gluten yemeye devam ederseniz ödem devam eder. Bu havuz problemi gibidir. Siz aşağıdan bir tane muslukla işte kiraz sapıyla boşaltıyorsunuz ama yukarıdan 3 tane musluk glutenle dolduruyor. Dolayısıyla ödemden kurtulamazsınız. Ödemden kurtulmanın ilk yolu gluteni kesmektir. Lütfen glutenin kesin rahat edeceksiniz. Ve çok küçük bir ödem testi var. Ben onu nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Gülmeyin ama. yani Mesela kullandığınız bir yüzük ya da bilezik vardır tamam mı kolunuzda. Mesela ya da taktığınız bir yüzük vardır. Bir gıdanın size kötü geldiğini nasıl ben nasıl anlıyorum mesela. Geçen gün oğlak eti yedim hocam. Hı hı. Bana bir dokundu. Ya e tabii demek ki ona karşı hassasiyetiniz var. Sizi anlatamam. Parmağımda bir yüzük vardı. Çıkmıyor. Parmağımdaki yüzük çıkmıyor. Sonra hmm. ben anladım ki demek ki oğlak eti bana yaramıyor. Nurcuk, Bu şey mi? Senin artık anlaman gerek. Senin ne gıdalara hocam? karşı çok hassasiyetin var. Var ama yemiyoruz artık. işte oğlak eti de mi yemeyelim. <gülüyor> <gülüyor> Onu da mı yemeyelim hocam? Eskiden oğlak çok bulunurdu şimdi o da azaldı maalesef hayvancılığımız azaldı. şey değil mi? Masum bir et değil mi? Neyle beslendi? Nerede büyüdü? Cinsi neydi? Bunlar önemsizmiş gibi geliyor. Çok önemli. Bakın kuş gribi diye bir şey yiyeceklar. Hocam ettiler. aç geldim, aç gideceğim bu dünyada. Yok aç, aç kalmayın, size aç kalın diyen yok. Dilediğiniz gibi yiyeceksiniz ama faydaları yiyeceksiniz, zararları değil. Kuş gribi diye bir şey çıkardılar bu dünyada. 2002 2002 senesinde kuş gribinde dünyada kaç kişi öldü biliyor musunuz? 28 kişi öldü. 28 kişi öldü diye bütün dünyada pandemi ilan ettiler ve ne yaptılar? Bütün kanatları itlaf ettiler. Hatırlıyor musunuz? İnsanlar kömesteki tavuklarını sakladı, evet. öldürmesinler, itlaf etmesinler diye milyarlarca kanatlıyı itlaf ettiler. Niye yaptılar bunu biliyor musunuz? Bizi genetiğine müdahale edilmiş tavukla baş başa bırakmak için yaptılar. Bizi o tavuğa mahkum ettiler. Yani tavuğun genetiğine müdahale ettiler. Bunu hiçbir çiftçiye yediremediler. Almadı çiftçiler. Kendi tavukları vardı. Bunun üzerine bütün dünyada milyarlarca kanatlıyı itlaf edip çiftçiyi mecbur bıraktılar. O genetiğine müdahale edilmiş tavuğu alması için. Yazıktır günahtır. Bugün ülkemizde elinde yerli ırk tavuk bulunan ya iki kişi var ya üç kişi var. Onlar da gözleri gibi koruyorlar. Bakın bunları bir de iyi okumak gerekir. Küresel düzen bizi çok iyi avucunda oynatıyor. Bunlara uyanmak gerek, bunları görmek gerek, pandemide bize neler yaptıklarını hatırlamak gerek sık sık. Bunun tekrar başımıza gelmemesi için tedbir almak gerek. Evet, hazır. Tedbir de mutfakta başlar. Hepinizin beyninin içinde başlar. Evet gerçekten siz de valla o testi yapın. Hani hangi gıda bana dokunuyor derseniz basit. Parmağınızdaki Tabii. yüzük eğer sizin ertesi sabah kalktığınızda parmağınızı sıkıyorsa bilin Tabii. ki dün akşam yediğiniz şey. Hani ben öyle küçük sıradan basit bir test yapıyorum ama hep de şey e, denk düşüyor. En kolay ödem testi biz muayenede de öyle yaparız. Bacağın ön yüzünde, pretibiyel bölgede parmağınızı bastırırsınız. Şu kemik var ya kaval kemiği. Evet. Kaval kemiğinin tam üzerine parmağınızı bastırırsınız. Ödem Eğer varsa. Göçüyorsa içeriye orada ödem var. Eyvah eyvah. Peki. <laughs> Güzel sorular var bugün gerçekten. Hı. Sevgili seyircilerimizi teşekkür ediyorum. Maydanozu suda bekletip sabahları tüketmek faydalı mıdır hocam demiş Gülay Hanım. Maydanozu değil de cevizi suda bekletip sabahları tüketmek faydalıdır. Ceviz. Maydanozu çaylarda kullanıyoruz Evet cevizi. Cevizi akşamdan suya yatırdığınız zaman cevizin içinde bulunan polifenolik bileşikler suda çözünür. O da ısısındaki su, kaynar su değil. Sabah o cevizleri yiyip suyunu da içerseniz siz son derece kalp damar sağlığınız için iyi bir hareket yapmış olursunuz. Onun için cevizi akşamdan suya yatırıp sabah o cevizleri yiyin lütfen. Çok daha faydalı olacak sizin Yaşın için. Yaşın önemi var mı hocam burada? Yani hangi yaş sonrası yapalım bunu? Bunu her zaman yapabilirsiniz. Çünkü... İnsanın doğduğu günden itibaren damarlarındaki hasarlar başlıyor, plaklar başlıyor. Yani aslında kalp damar hastalıkları yaşla ilerleyen fakat çok genç yaşta da başlayabilen hastalıklar. Dolayısıyla siz ömrünüz boyunca sağlıklı beslenirseniz, o zaman damarlarınız için çok iyi bir şey yapma, yapmış olacaksınız. Damar hastalığını da ilerleten, tetikleyen bir numaralı faktör şeker hastalığı. Evet. Şeker hastalığı kalp damar hastalıklarının bir numaralı nedenidir. Dolayısıyla aslında doğduğunuz günden itibaren bir sağlıklı beslenme modeli geliştirmeniz gerekli. Nasıl yapacaksınız? Aileniz yapacak. Çocuklarınızı yetiştirirken ilk günden itibaren çocuktur çikolata ister, çocuktur şeker ister demeyin. Siz ona öyle öğrettiğiniz için çocuk onları istiyor, bağımlılık yapıyor. Bakın çocuklarda ben şeker sarhoşluğunu anlattım size, değil mi? Çocuğunuzun yediği şeker vücudunda alkole dönüşüyor. O yüzden çocuk böyle şeker yediğinde, çikolata yediğinde böyle bir mutlu oluyor, neşeleniyor. Sanki alkol almış gibi, sarhoş olmuş gibi oluyor. Çocuğunuza şeker yedirmek demek alkol içirmekle aynı şey. Çocuğunuza bu kötülüğü yapmayın. Çocuğunuzun iç organlarını mahvetmeyin. Hastalıklara maruz bırakmayın. Siz önce anne baba olarak çocuğunuzu kendiniz koruyun. Evet. Kendiniz korumazsanız o çocuk sağlıklı yaşayamayacak. Bunu bilin. Hocam yıllardır reflü şikayetim var. Bu Hı. reflü de herkeste var hocam. Evet. Geçen gün kızım bile bana diyor ki "Acaba ben reflü mü başladı?" diyor. Olabilir. Seni kızın beslenmeye hiç dikkat <laughs> Hocam dedim ki "Sen daha çocuksun. Reflüyü nereden biliyorsun?" dedim. "Mide mi ağrıyor? Sanki buradan böyle bir şeyler yukarı çıkıyor." diyor. O da eceyle eşitti mi? Evet, getireceğim zaten evet. siz hocam yani. Hatta Şimdi... dedim Ümit Hoca sana dedim sağlıklı beslenmeyi öğretecek. Aynen öyle. E, bütün gerçekten ergen çocuklarımıza ders vermemiz gerekiyor. Evet öyle. Bu kitabı da onun için yazdık. Daha ergenlikten önce çocuklar öğrensinler diye. Ee, ümitli bir gelecek. Kendi çocukluk anılarımı yazdım. Çocuklara sağlıkla ilgili ipuçları vermeye çalışıyoruz burada. Çok Şimdi da güzel yazmışsınız. Kaderinize sağlık. Ederim. Teşekkür ederim. İyi okumalar. Nurcum lise birdeydi Ece. Ece'nin okuluna Sizin gittim. Sizin kızınız değil Benim mi? Benim kızım. Ee, konferans var. Davet ettiler. Gittim. Konferans bitti. imza başladı. Başım kalabalık. Ece'yi göremiyorum. Kalabalık masanın başı. Ama arkadan Ece'nin sesi geliyor. Arkadaşım May soruyor Ece'ye. Diyor ki sen babanın anlattıklarını yapıyor musun? diyor Ece diyor ki. Tabii ki hayır. Şimdi yani tabii ki hayır. Şimdi gençlerde tabii ki anneyle babayla özellikle ergenlik döneminde böyle bir reaksiyon oluyor. Babamın dediğini yapmayın. Mum dibine ışımaz. Tabii. Yıllar geçti. Ece Pilates'e başladı. Bir Pilates hocası var Pelin. Pelin'in dizleri kötüymüş ee, ve ameliyat demişler Pelin'e. Ece bunun üzerine Pelin'i bana hasta olarak getirdi. Pelin'i muayene ettim. Egzersizlerini verdim. Beslenmesini anlattım. Takviyelerini verdim ve gerçekten Pelin'in dizleri iyileşti. Ameliyattan kurtuldu. Fakat bu arada Pelin iyileştiğini görünce bir glutensiz beslenme fanatiği oldu. Ve herkese glutensiz beslenme anlatmaya başladı. Ece, Pelin'in iyileştiğini görünce, benim dediğimi yapmayan Ece, <laughs> o da glutensiz beslenmeye başladı ve şimdi neredeyse 4 aydır glutensiz besleniyor. Şükredin Şahane. hocam. Bayram tatilinde beraber baba kız tatili yaptık, yurt dışındaydık. Bir akşam, hadi bu akşam bir kere yiyeyim dedi. Bir bir İtalyan restorandayız, bir makarna yiyeyim bu akşam. Yedi ve o gece reflüden uyuyamadı. Ertesi sabah fibromyaljileri, sırt ağrıları başladı. Ve o anda anladı ben ne yaptım kendime yıllarca. Ve kaç yaşında kız? Daha 20 yaşında. 20 yaşında daha. 21 yaşında. Şimdi 20 yaşındaki bir gencin anne bende reflü mü reflü mü var demesi. Yani bizim reflü bizim zamanımızda baba anne evet. dede anneanne hastalığıydı. Özellikle çocuklarda reflü, çocuklarda ülser, çocuklarda kabızlık, çocuklarda ishal varsa bilin ki bu çocukta gluten intoleransı var. Hemen gluteni kesmeniz gerekir. Reflünün ve ülserin <laughs> tetikleyici bir numaralı faktör Kesinlikle ve kesinlikle glutendir. Ülseri bile iyileşmek son derece basit bir şeydir. Gluteni kesersiniz bir sarı kantaron yağı son derece basit bir şey. Hiçbir yan etkisi yok. Başlarsınız hastaya 6 ay içinde ne ülser kalır ne bir şey kalır. Evet, sarı kantaron yağı midenin bir numaralı ilacıdır. İçeceğiz. Her sabah aç karna bir yemek kaşığı sarı kantaron yağı. Öyle mi? Evet. İçeceğiniz o mide ilaçları var ya onların hepsinden bin kat daha evladır. Yan etkisi yoktur. Hiçbir zarar vermez size. Tadı nasıl oluyor içince? Zeytinyağı gibi. Öyle Normal mi? Normal zeytinyağı evet. Peki herkes Rengi içebilir mi? Benim şaşkınlığım. Anadolu'nun her yerinde sarı kantaron yağı yapılır. Hayır ben Çöğünün biliyorum da. Köylü'nün ilacı sarı kantaron yağdır. Ama tamam da hocam sarı kantaron yağını benim bildiğim hani yaralara falan sürülür Yara böyle. Yara iliştiricidir. İçildiğini hani hiç bilmiyordum. Ülser nedir? Yara mıdır? Mide dike yaradır. Ha. Peki evet. herkes içebilir mi sarı kantaron yağını? Ve her sarı kantaron yağı içilir mi? Her sarı kantaron yağ yağı içilmez. Aslında doğru soru bu. Çünkü burada da hile çok büyük. Orada burada görüyorsunuz. Soruyorsunuz ben yaptım diyor. Gıda boyasını katıyor yağın içine, Gerçekten. kırmızılaştırıyor, sarı kantaron yağı diye satıyor. Bunlar hileli ürünler. Hiç kimse hileli ürünleri tavsiye etmez. Ben de tavsiye etmiyorum tabii ki. Mutlaka güvenilir markalardan alacaksınız, bildiğiniz yerlerden alacaksınız. Ya da yapabiliyorsanız kendiniz yapacaksınız. Dağdan toplayacaksınız sarı kantaron otunu, köylü hep öyle yapar. Basacaksınız cam kavanoza aldığı kadar, üzerine de aldığı kadar yağ koyacaksınız. Kapatacaksınız ağzını. Köylü der ki, gündüzün güneşi, gecenin ayazı. Yani dama kaldırır, gölge olmayacak bir yere. 12 saat güneş görür, gün boyu güneş görür. Gece de gecenin ayazını yer. Ne kadar? 40 gün, 50 gün, 60 gün rengine bakacaksınız. Kıp kırmızı olacak rengi. Kıp kırmızı olduğunda süzeceksiniz çiçekleri, şişirip kaldıracaksınız bir kere. O kadar. Ya da gerçekten inandığımız organik yapan bir ya yerden. Ya da gerçekten inandığınız Bunun bir yerden olacak. Peki, e, şeyi var mı hocam? Sarı kantaron yağının, e, gıda takviyeleri? Var tabii ki. Var mı? Onlar buna özel olarak yani dozu standartize edilerek hazırlanmış Bu daha yağlardır. Daha daha iyi olmaz mı? Yani tabii ki mide haplarına oranla? Bin kat evladıdır Nurcu'm kıyaslanmaz. Hmm. kıyaslanmaz Çocuklar kıyaslanabilir kullanabilir mi? mi? Kullanabilir yani etkisi yoktur. Sarı kantaronun ekstreleri yani hapları antidepresan olarak kullanılır ama sarı kantaronun ekstreleri çok fazla ilaç etkileşimine girer. Kemoterapi ilaçları, kalp ilaçları, damar ilaçları, antibiyotikler, ağrı kesiciler bunların hepsinin emilimini bozar. Dolayısıyla hmm. sarı kantona ekstrasını kullanırken muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Ama sarı kantaron ya maserasyon yağıdır az önce anlattığım gibi. Yağın içinde uzun süre bekleterek oluşur. İçinde farklı maddeler vardır. Bunun ilaç etkileşimleri yok denecek kadar azdır. Bir şey daha soracağım. Sarı kantaronla ilgili son sorum olacak mı? Bu, sarı kantaron yağını özellikle yazın kullandığımızda ciltteki lekeyi arttırır diye bir yerde okumuştum. Doğru mu? Ben söyledim zaten. Sarı kantaron yağı zaman, sizden ototoksiktir. Sizden mi? Bir yerde evet. de okumuştum ben onu. Işı, güneş ışığına karşı hassasiyeti artırır ve cilt lekesi yapabilir. Onun için sarı kantaron yağını sürdüğünüzde güneşe maruz kalmayacaksınız. Benim diyelim o zaman yazın mı burası kesildi. Ben buraya sarı kantaron yağı sürmek istiyorum. Evet. Kapalı gömlek giyeceğim. Güneşe maruz kalmayacak burası. Peki. Şimdi sevgili seyircilerimiz yaz geldi. Kısa sürede zayıflamak istiyorum diyen Beliz Hanım. <laughs> o şahane soruyu sormuş. <laughs> Evet Şimdi hocam, beni buradan mevsimsel <laughs> kovmadan. olarak, mevsimsel olarak sorular nasıl değişiyor farkında mısın? Kış evet başında hocam. ne geliyordu hep? Romatizma soruları <laughs> Romatizma. geliyordu, ağrılar geliyordu. Şimdi yaz yaklaşıyor. Nasıl daha hızlı zayıflarım? Nasıl ödem atabilirim? Soru, kışta başka soru, yazda başka soru. zayıflamanın tek yolu sağlıklı beslenme ve egzersizdir. Ve zayıflamak öyle ya yaz geldi, işte bikini giyeceğiz hocam falan meselesi de değildir. Zayıflamak bir sağlıklı yaşam durumudur. Yani aslında zayıflamak da dememek lazım ona. Sağlıklı kiloda olmak demek lazım. Doğru. İnsanın 18 yaşındaki kilosuyla 50 yaşındaki kilosu aynı olmaz. Bu gayet doğaldır. Doğum yapmış bir kadının kilosuyla hiç doğum yapmamış 20 yaşındaki genç kızın kilosu aynı olmaz. Bu da gayet doğaldır. Kadınlarda ayrıca menopoz diye bir süreç var. Üreme yeteneği var. Dolayısıyla kadınların vücudundaki yağ dokusu daha fazladır erkeklere göre. Böyle olmak zorundadır üreme yeteneği için bu gereklidir. Kadınlar erkeklere göre kilo açısından daha şanssızdır. Ama eğer siz sağlıklı yaşamak istiyorsanız, yaz, kış doğru kiloda olmak istiyorsanız o kilonun da ne olduğunu beyniniz biliyor, vücut aklınız biliyor. Hiç merak etmeyin. O zaman lütfen sağlıklı beslenmeye başlayın. Yani hayatınızdan karbonhidratları çıkarın, şekeri çıkarın, tatlıyı çıkarın, ekmeği çıkarın. Bol bol et yiyin, bol bol yağ yiyin, bol bol sebze yiyin. Sakatatlar serbest, sirke turşu, yoğur, serbest, kuru yemişler kavrulmamış olmak kaydıyla serbest miktar vermiyorum. Ve lütfen günde bir saat yürüyüş yapın ama vitrin gezer gibi değil kendi temponuzla. Koşmanızı da istemiyorum. 3 ay sabredin, 3 ne kaybedersiniz. 3 ay ekmek yedim, yemedim diye kim söyler mi? 3 ay tatlı yemedim, şeker yemedim diye kim söyler mi? Tam tersine kendinize bir iyilik yapmış olacaksınız. Bir hediye vereceksiniz vücudunuza. O 3 ayın sonunda sonuçlarınızı kendiniz gözleyin. Benim size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Gidin bir tartılın şimdi. Bir de 3 ay sonra tartılın. Vücudunuzu aynada bir bakın. Hatta bir öncesi sonrası fotoğrafı çekin aynada. Zaten kendiniz gözlemleyeceksiniz bunu. Sağlıklı beslenin ve günde bir saat yürüyüş yapın. Hiç merak etmeyin, bu işler hallolacak tam da sağlıklıdan e, sağlıklı beslenmekten bahsetmişken eee Irmak Hanım'ın bir sorusu var. Diyor ki sağlıklı ama serinleten tarifler verebilir mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nasıl anlamadım yani su için. <laughs> Valla öyle mi? Sağlıklı ama serinleten tarifler verebilir misiniz? Şimdi yazın bir kere Mesela belki ben şunu verin vurdu. dondurma... <laughs> Benim aklıma direkt buzlu su geldi. <laughs> buzlu su yok hocam. Böyle biraz da şey olsun böyle damağımızı şenlendirecek. Bir neşe katacak. Enerjimizi yükseltecek. Niye neşeyi şekerle ilişkilendiriyoruz? İlla ki şeker Yo, olması gerekiyor. Yok şekerli değil ama e, damak tadı var. Öyle olmaz mı hocam? Siz de sanki hiç... Ben doğdum doğalı tatlı sevmedim hiç. Hayır tatlı sevmek değil. Vardır ama sizin de bir gıdanız. Böyle yediğiniz zaman böyle bir enerjinizi değiştiren gıda yok mu? Ben boğa olduğum için böyle. Beyaz barbunyayı çok seviyorum. Işte Ay tamam <laughs> ama bir şey seviyorsunuz. Şimdi serinleten tarifler bir kere yazın sıcakta tabii ki çok fazla sıvı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla onu yerine koymanız gerekiyor. Her gün iki tane sodanız olsun. Soda derken maden suyu yani doğal sodadan bahsediyorum. Yapay sodalardan bahsetmiyorum. Mutlak surette sularınızın içine yaz bitkilerinden koyun. Mesela ada çayı koyun bir yaprak. Taze ada çayı. Keçik koyun bir dal, biberiye koyun bir dal. Ee, bunlarla ve limon dilimleyip bir dilim koyun. Sürahinin içinde suyunuzu bunlarla tatlandırın. Çocuklarınıza da aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tam enginar mevsimi derler ki eğer senede 40 kere enginar 40 tane enginar yersen her türlü hastalıktan korunursun derler. Evet. Çok güzel bir laf ama enginarın içindeki etkili maddeler, karaciğeri koruyan maddeler enginarın yaprağında. Dolayısıyla benim enginar yaprağı tarifim var. Tekrar hatırlatayım. Onu hazırlayıp bu mevsimde dolaba koyup bol bol ondan su gibi içerek tüketebilirsiniz. Bir enginarın yaprakları 2 litre kaynayan suyun içine atılacak. Bir limon suyu sıkacağız içine. Kabuklarını da atacağız limonun içine. Bir 5-10 dakika kaynatacağız. 10 dakika sonra süzeceğiz. Sürahiye alacağız. Buzdolabına kaldıracağız. Her gün sabah bir bardak, akşam bir bardak alın size. Hem sağlıklı, hem de serinleten, karaciğerinizi koruyan mükemmel bir içecek. Peki enginarın kendisinde yok mu karaciğeri koruyan? Enginarın o çanak kısmında orucum etken madde yok. Öyle mi? Kabuklarında var. Onun Annem için İzmirler, İzmirler pişiriyor ya hani bizim Bayrampaşa enginarı hep çanak pişirilir. Niye? Kabukları çok serttir çünkü. Ama Ur'la enginarının kabukları incedir, aa, aa. yumuşaktır. İzmirler onun için onu daha bebek enginarken en dış kabuklarını alırlar, iç kabuklarıyla birlikte pişirirler ve dolmasını da yaparken yine yapraklarıyla birlikte pişirirler. Sen anlatmıştın hatırlıyorum. Şimdi hatırla. Ya annen ya anneannen. Ne yapıyordu sen çocukken? Enginar yapraklarını sana veriyordu. Evet. Kemir ama kızım diye. Şimdi şöyle e, annem Hı. hep Enginar, Enginar'ın kendisini kemiriyor. Evet. Geçen gün ne yapıyorsun anne? Karaciğer detoks yapıyorum. <laughs> bir yandan da yiyor. Ama sen <laughs> anlatmamışım bunu yanlış mı hatırlıyorsun? Hayır hayır doğru. Değil mi? Yani, Anneannem bir de, mi yapmıştı? Tabii tabii ama annem, Yapraklarını verip kemir kızım diye. Evet değil? ama o şeyler siz söyleyin adını. Çanak kısmı. Çanak kısmı işe yaramıyor yani. Çanak kısmı güzel bir gıdadır. Bayılırım Enginar'a hafta sonu ben de enginar yaptım. Enginar diblesi yaptım. Ee, ama mutlak surette yapraklarını tüketin. Bizim Nişantaşı'nda bir enginarcı var. Ne yapıyorsun dedim yaprakları. Hocam dedi, şurada bir inekçi var. İnek besliyor. O geliyor alıyor akşamları dedi. İnekler bizden daha şanslı bakar Vallahi. Mısınız? İnekler enginarın kıymetli yerini yiyor. Peki. Merit Bey'in bir sorusu var. Hamurlu yiyecekler bana yasak. Her sabah çörek otu yağı için demiş doktoru. Hı hı. Hı hı. E, hocam ne der bu konuya? E, Glütenli yiyecekler yasak. Her sabah çörek otu yağı içiyorum. E ben de öyle diyorum zaten. Acaba ben mi söyledim? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Magnezyum eksikliği hı hı. acaba hangimizde var? Belirtisi nedir? Çoğumuzda var. Çok da güzel bir soru sormuş Linet Hanım. Takviyeyle destek almalı mıyız ama önce eksikliğini nasıl anlarız? Peki. Şimdi magnezyum eksikliği çoğumuzda var. Çünkü ayrı kotu ilacı olarak kullanılan glifozat maalesef son derece kontrolsüz bir şekilde tüm tarım alanlarında kullanılıyor. Bu glifozat bizim yediğimiz meyvenin, sebzenin hepsinin içine giriyor, çekirdeğine kadar giriyor ve size söylenen yalanlara aldamayın. Bunlar böyle karbonatlı suda bekleyerek, sirkeli suda bekleyerek tarım ilaçlarından arınmıyor. Öyle bir şey yok. Her birimiz yediğimiz gıdalarla glifozat alıyoruz vücudumuza. Glifozat bu arada ilaç ismi değil, etken madde ismi. Onu özellikle vurgulayayım. Ve bu glifozat vücudumuzdaki mineralleri bağlıyor. Bir şelasyon ajanı. Bu yüzden hepimizde maalesef magnezyum eksikliği sık sık görülüyor. Özellikle spor yapan insanlarda, gencecik insanlarda ciddi magnezyum eksiklikleri görülüyor. Magnezyum eksikliğinin bilinen en önemli, en çok bilinen belirtisi kas kramplarıdır. Kas krampları varsa hemen magnezyum eksikliğinden şüpheliyiz. Gece mi girer hocam kramplar gündüz? Hiç belli olmaz. Gece, gündüz, yani. istirahatte, hareket halindeyken her zaman olabilir. Hı hı. Ama magnezyum eksikliğinin tek belirtisi bu değildir. Eğer sizde halsizlik varsa, yorgunluk varsa, uykudan uyandıktan sonra bile dayak yemiş gibi uyanıyorsanız, dinlenmemiş uyanıyorsanız, gece uykuya dalmakta problem yaşıyorsanız, D vitamini takviyesi almanıza rağmen D vitamini yükselmiyorsa işte o zaman magnezyum eksikliği olabilir. Hı hı. Nasıl tespit ederiz? Çok basit bir kan tahlili tespit edilir. Hekiminiz, aile hekiminiz kan tahlilinizden bakarak tespit eder. Ama çok laboratuvarların çoğunda hücre içi magnezyum bakılmaz, serum seviyesine bakılır. Maalesef aslında hücre içi magnezyuma bakmamız gerekir size tavsiyem serum seviyesi değil hücre içi magnezyuma baktırmanızdır. Şimdi böyle düşünürseniz aslında magnezyum kolay. Neyle magnezyum alırız biz? Herkesin aklında muz gelir, kayısı gelir. Onlardan daha çok magnezyumu siz susamla, çörek otuyla ve mavi haşhaş tohumuyla alırsınız. Yani yağlı tohumlar, susam, çörek otu, mavi haşhaş tohumu. Bunları hayatınızdan eksik etmeyin. Tahini de hayatınızdan eksik etmeyin. Bunlarda magnezyum çok var. Yine de yükselmiyor hocam, ne yapacağım? O zaman da takviye alacaksınız. Ben hastalarıma bisglisinat formunda magnezyum vermeyi tercih ediyorum. Bisglisinat formundaki magnezyumları kullanabilirsiniz. Ama tahin de çok kalorili değil mi hocam? Kalorinin rakamına bakmayacağız. Kalorinin hmm. kaynağına, bakacağız. kaynağına bakacağız. Şimdi Peki. ben diyelim ki 3 yemek kaşığı tahin yiyorum. Bir kalori alıyorum. Hı hı. Kaç kalori aldım? Diyelim örnek veriyorum 100 kalori aldım evet. 3 yemek kaşığıyla. Ben bir de 3 yemek kaşığı bal yiyorum. Tamam. Yine 100 kalori alıyorum diyelim. Kalorileri eşit olsun örnek olması için. Evet. Birinde glisemik indeksi sıfır tahinin. Balın ikisi de şifalı gıda bu arada. Balın glisemik indeksi yüze yakın. Şimdi bu tahin yediğim zaman benim kan şekerim dengeliyor. Ani yükselmeler yapmıyor. Ama bal yediğim zaman yine 100 kalori aldım ikisinden de. Fakat, fakat balın glisemik indeksi çok yüksek olduğu için aniden şekerim zıplatıyor. Sonra düşürüyor. Büyük bir şeker dengesizliği Peki, Peki tahini açıyor. nasıl yiyorsunuz? Tahini ben ceviz demeyi tercih ediyorum. Bir de benim tahin ekmeği var biliyorsun duruşum onu biliyorum. yapıyorum. Ekmeğinizi bir biliyorum. de ceviz en çok sevdiğim budur. 3-4 tane cevizi parçalarım. Üzerine 3 yemek kaşığı tahin karıştırıp cevizle birlikte yerim. Hem çok lezzetli olur. Sabah hem de mı yersiniz, kan şekerini öyle dengeler. Öyle yani... Canım ne zaman isterse. Ama şeker hastalarına akşam tavsiye ediyorum. Yatmadan bir saat önce. Neden? Şekerlerini dengeler. Öyle mi? Ceviz ve tahin gece uykusunda şekerlerini dengeler. Açlığı keser mi? Açlığı keser çünkü tahin yağdır. Tokluk hissini yağ verir. Tokluk hissi Sanıldığı gibi ekmekle oluşmaz. Ekmek yemeden nasıl doyacağım hocam diyor. Tokluk hissini veren yağ ve proteindir. Denemesi de bedava. Yarın sabah kahvaltıda yağsız bir tost yapın. Diyetisyenlerin dediği gibi yiyin onu. 90. dakikada kan şekeriniz pik yapacak. 2. saatte sabah 8 kahvaltı yaptım. Onda eliniz ayağınız titremeye başlayacak. Ama öyle yapmayın. Yarın sabah kahvaltıda tereyağına yumurta 4 tane kırın. Yanında ekmek olmadan yiyin. Akşama kadar acıkmayacaksınız. Şekeriniz dengesizleşmeyecek. Hocam şutokoldan bizi izliyorlar. Ay söyleyemedim de Neşe Hanım ve Nur Hanım izliyorlarmış. Hı hı. Sevgilerini gönderiyorlar size. Benimkabre. Ee, şimdi genelde hep e, zayıflamayla ilgili sorular var. Özel tarifler isteyenler var. He, karaciğerle ilgili e, karaciğer sağlığı ile ilgili ne yapmalıyız demiş Ferhat Bey. Bence çok önemli bir konu bu. Az belki, önce Engin söyledik. Belki başka bir ee, tarif daha verirsiniz e, bize vereyim. karaciğerle ilgili. Şimdi Karaciğer yetmezliklerinin %90'ı kimyasal ilaçlara bağlı olarak meydana gelir. Bunların da yetmişi yine etken madde ismi veriyorum, marka ismi değil, parasetamole bağlı olarak meydana gelir. Parasetamol nedir? Ağrı kesici. Parasetamol, hani şu çocuğumuzun ilk ateşi çıktığı zaman masum diye verilen ilaç. Hani eczanede değil, market raflarında bile satılan ilaç, tüm karaciğer yetmezliklerinin yetmişine neden olur. Karaciğer yetmezliği varsa en önce... Kullandığınız ne ilaç varsa onların gözden geçirilmesi gerekir. Antidepresanlar, antibiyotikler, ağrı kesiciler bunların hepsi karaciğer etmezliği yapar ve doktor kontrolünde bu ilaçların bırakılması gerekir. Bir virgül koyuyor. Sevgili doktorumuz doktor Ümit Aktaş canlı yayında sorularınızı tek tek yanıtlıyor. Sormak istediğiniz ne varsa canlı yayında sorularınızı bekliyoruz. Sevgili hocam kolajenli gıdalardan nasıl faydalanabiliriz? Hmm. Hangi gıdaları yemeliyiz cildimizin iyi ve güzel olması için? Çok güzel bir soru ama önce karaciğere devam edelim bitirelim mi? <laughs> Ay hocam ama hocam neden? Çünkü arada o kadar reklam arasında konuştuk ki sanki yayına bitirmişiz, gibi, bitirmişiz gibi yani. Çok özür diliyorum. Doğru. Evet. şimdi. Özür dilerim. Rica ederim. Karaciğer yetmezliğinin bir numaralı sebebi ilaçlardır diye anlattık reklamdan önce. Dolayısıyla herhangi bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışarak o ilaçları bırakmanız gerekir. İki, karaciğerin ilacı bitkilerdir. <laughs> Eczanede satılan her türlü ilaç karaciğere toksiktir, kimyasal ilaç. Ama bitkisi <laughs> olarak bizim karaciğere ettiği son derece güçlü bitkilerimiz var. Bir, Meryem Ana dikeni. Meryem Ana dikeni bir gıda değildir. Ama Meryem Ana dikeninin içindeki ekstre, silimarin ekstresi, karaciğeri için bir numaralı ilaçtır. Karaciğeri toparlar, karaciğer yağlanmasını önüne geçer, karaciğer etmezliğinin önüne geçer. İki, program başlarında anlattık. Enginar yaprağı içindeki etken maddelerle, sinarinle yine karaciğer için bir ilaçtır. Ve üç, bu da bir gıda, kara hindiba karaciğer için bir ilaçtır. Ne yapmalıyım hocam? Bir kere bunları içeren ekstreler var. Doktorunuza danışarak yine bu ekstrelerden kullanabilirsiniz. Bu bir. İki, bol bol enginar yaprağı az önce anlattığım tarifle suyunu kaynatıp enginarın bir enginarın yapraklarını iki litre suda kaynatıp bir limon suyu ve bir limonun kabuklarıyla birlikte süzüp sabah akşam birer bardak içebilirsiniz kara hindibayı da bol bol salata olarak tüketebilirsiniz. Ve karaciğeriniz için son derece faydalı bir iş yapacaksınız. Karaciğere toksik bir şey daha var. Buyurun. Şeker ve tahılların tamamı. Çünkü tüm karbonhidratlar vücutta trigliserite çevrilerek depolandırılır. Ve trigliserit de karaciğer yağlanması yapan, karaciğere zarar veren en tehlikeli yağ grubudur. Onun için karaciğerinizi korumak istiyorsanız şekerden ve tahıllardan uzak durun. O zaman çok masum gördüğümüz meyvenin Karaciğer için nasıl toksik bir olduğunu, zarar unutmayın. verdiğini unutmamak evet. gerekiyor değil Çünkü mi? Çünkü meyve şekeri fruktozdur. <laughs> Fruktoz direkt olarak trigliseride çevrilir. Yani meyveyi bir mineral vitamin kaynağı olarak görmekten vazgeçin. Maalesef o 50 yıl önce de kaldı. Artık böyle bir meyve yok. Bütün meyveler için geçerli mi? Hani blueberry. Hani böyle bir Şimdi diş meyveye hiç var fayda ya. yok demiyorum ben. Ama artık faydası azaldı diyorum. Şimdi benim kendi bahçem var. Atadan kalma tohumdan yetiştirdiğim iştefen kayısım var, eriyim var vesaire. Benim de bahçemde var meyve ağaçlarım ama az yemelisiniz. Az tüketmelisiniz. Eğer diyabet hastasıysanız hiç yememelisiniz. Ama diyabet hastası değilseniz bahçenizdeki meyve ağaçlarından tabii ki meyve yiyebilirsiniz. Şimdi gelelim kolajene. Evet, bir şey daha soracağım hocam. Hele zayıflama dönemindeyseniz hı hı. hiç meyve tüketmemek gerekir tabii, galiba değil mi? tabii. Çünkü zayıflama döneminde siz karbonhidrattan uzak durmalısınız. Dolayısıyla meyve tüketirseniz şeker yemiş oluyorsunuz. Evet, sağlıklı karbonhidratlar sınıfına girer ama neye göre, kime göre? Yediğiniz meyveye göre değişir, sizin bünyenize göre değişir. Onun için zayıflama döneminde meyveden uzak durun lütfen. Peki şöyle cildimizi güzelleştirelim. Kolajenimizi arttıralım. Eklem sağlığımızı Kolejene daha bakalım. iyi bir hale getirelim. Ne yapalım? Kolajen hangi gıdadan alabiliriz? Bir kere sakatatlardan alacaksınız. Paça çorbası, kemik suyu. Bunların hepsi kolajen içerir. Ayrıca kök hücre içerir kemik suyu. Onun için bunları bol bol tüketmekte fayda var. Fakat cilt sağlığı deyince sadece kolajen değil. Kolajen tabii ki ana maddedir ama kolajenin yanında cildinizi nemlendirmek önemlidir. Neyle nemlendireceğim? Sadece krem sürerek mi? Hayır. Omega 3. Cildi ve mukozaları nemlendirmek için gereken temel madde omega 3'tür. Omega 3'ü nereden alacağım? Evet balıklar yiyeceksiniz ama mutlak surette takviye tüketmenizde, takviye almanızda fayda var. Kril yağ formunda omega 3'ler kullanın. Başka ne yapayım? Mutlak surette magnezyumunuzu yüksek tutun. Yani susam, çörek otu, tahin, mavi haşhaş tohumu bunları bol bol tüketin. Ve mümkün olduğu kadar kimyasallardan uzak durun. Cilt sağlığını bozan bir numaralı faktör sigara içmektir. Sigara içmeyin. Sigara sizin cildinize zarar veren en tehlikeli maddedir. Evet, ee, sınava girecek çocuğumun enerjisini yükseltecek bir takviye rica ediyorum demiş Terim hmm. Bey. Mutlak surette tabii ki çocuğunuzun omega-3 kullanması şart, D vitamini yüksek olmalı, yüzün üzerinde olmalı ve magnezyum kullanmalı. Bunlar temel takviyeler. Bir de sınava girecek çocuğun sakinleşmesi diye bir şey söz konusu. Lavanta bunu yapan en etkili madde. Lavanta uçucu yağlarını çocuğunuza ders çalışırken sık sık koklatın. Masasının üzerinde sürekli bir kase lavanta bulunsun. Akşamları uyurken yastığına bir damla lavanta yağı damlatın. Lavantanın zihni açtığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ispatlandı. Bununla ilgili yayınlar var. Ayrıca beslenme çok önemli. Çocuğunuzu karbonhidratla beslemeyin. Özellikle sınavdan önceki kahvaltıda çok dikkat edin buna. Hepimize böyle yaptılar. Okumuş pirinç yerdik yanında da reçeller, ballar konulurdu. Çocuğum zihnin açılsın ye. Şekerle Hocam, çalışır bir şey, diye. Sınava gittiğimizde annem kesme şeker falan. Tabii tabii. Şimdi bakın ne, yap <laughs> ne oluyor çocuğa Korkunç, öyle zaman. Sabah 7'de kahvaltı gelmişiz. ediyor çocukcağız. Çıkıyor yola. 90. dakikada kan şekeri pik yapıyor, 2. İki, saatte 120. dakikada kan şekeri düşüyor. 9. sınav başlamış, çocuğun eli ayağı kesiliyor. Ne oldu evladım diyorsunuz çıkınca. Öyle çok heyecanlandım ki elim ayağım titredi diyor. Çocukcağız heyecanlanmadı, şekeri düştü, onun için zihni durdu, soruları cevaplayamadı. Çocuğunuzun başarılı olmasını istiyorsanız sınavdan önceki kahvaltıda tereyağına 4 tane yumurta kırın, yanına kavurma koyun, peynir, zeytin koyun, kahvaltı salatası yaptırın. Bol bol yesin, istediği kadar yesin, suyunu bol içsin. Yanında ekmek yemesin, tatlı yemesin, bal yemesin, reçel yemesin. Bu çocuğun kan şekeri sınav esnasında düşmez. Pırıl pırıl bir zihinle bütün soruları cevaplar ve son derece başarılı notlar alır. Beslenme çok önemli. Ödem hangi hastalıklarla bağlantılıdır demiş Rengin Hanım. Pek çok hastalıkla bağlantılıdır. Gluten intoleransını söyledik zaten. Ödemi artıran bir numaralı faktör. Başka damar hastalıkları. Başka lenf dolaşım bozuklukları. Başka diyabet yine ödem olabilir. Başka böbrek hastalıkları. Bunların hepsi ödem yapabilir. Ama nedenini araştırmak, bulmak gerekir. Lenf dolaşım bozuklukları neden olur? Lenf sistemi bizim vücudumuzdaki atıkları toplayan beyaz kan sistemidir. Yani bu lipödem, lenfödem dediğimiz lenf şeyler ödem, lip değil mi? Lenfödem, lipödem budur, evet. Lenf dolaşım sisteminde bir bozukluk varsa, yani hasta yanlış beslendiği için lenf kanallarında lenf düğümlerine tıkanma varsa veyahut bir ameliyat geçirdi, o lenf düğümleri alındı. Lenf düğümleri otobüs durakları gibidir. Hı hı. Yani lenf sisteminin atıkları toplayıp da biriktirdiği yerlere lenf düğümleri denilir. Lenf bezleri, bademcik. Bir lenf bezidir ve bunlar bizim bağışıklığımız için son derece gereklidir. İşte o zaman lenf dolaşım sisteminde bozukluklar varsa lenf ödem dediğimiz durum oluşabilir. Kimi zaman meme ameliyatı olanlarda görürüz koltuk altındaki lenfler alınırsa kol şişer. Bunların hepsi bu lenf ödemlerin tamamı beyaz kan dolaşımındaki bozukluklardan kaynaklanır. Peki bunun mesela tavsiye edeceğiniz bir gıdası, bir uygulaması, yine, aynı. yine evet. gluten mi? Tabii tabii. Lenf ödemi tetikleyen bir numaralı faktör gluten glutendir. Mi? Gluteni kesmek gerekir. Zaten hastaların çoğu gluteni kesince toparlar. Ozon terapi çok etkilidir lenfödem tedavisinde. Yüksek sayıda seans yapmak gerekir. Yani öyle 10 seans değil, 30 seans, 40 seans ozon terapi yapmak gerekir. Beraberinde hasta gluteni de kesmişse ozon terapiden son derece büyük fayda görür. Peki, demir em, emilimini engelleyen faktörler nelerdir diye sormuş Ömer Bey. Ee, bir de Rengin Hanımın bir sorusu var. Özel günlerimizden hemen sonra hı hı. E, baş ağrımız çok artıyor. Bunun hı hı. nedeni ne olabilir diye sormuş. Demir ilgisi var mı? Çünkü demir emilimini engelleyen bir numaralı faktör gluten intoleransıdır. Her yıl oraya çıkıyor <laughs> hocam. Evet, maalesef gluten artık bugün bir biyolojik silahtır. Bunu görmek gerekir. Hepimizi hasta etmek için kullanılan bir hibrit tohum sistemi var. Glüten, hibrit tohumların içindeki biyolojik silahtır. Gluten intoleransı eğer demir emilimi eksikliği varsa, demir eksikliği varsa, tekrarlayan kansızlık varsa bilin ki gluten intoleransı var. Çünkü gluten bağırsak duvar yapısını bozar, faydalı maddeler emilemez, vücuttan atılır. Bizim bağırsak duvar yapımız bizim gıda analiz laboratuvarımızdır. Aldığımız, yediğimiz, içtiğimiz her gıdanın içindeki bütün maddeleri analiz eder. Biz bir bardak su içiyoruz, bu bir bardak suyun içinde bile zararlı maddeler var. Hı hı. Bizim bağırsak duvarımız bunu analiz eder, faydalıları sindirir, zararları atar. Gluten gelip yapıştığı zaman, yapışıyor gluten, elimize yapışan madde gluten. Bağışıklık sistemi gluteni uzaklaştırmak ister. Fakat yapıştığı için uzaklaştıramaz. Bunun üzerine sürekli reaksiyonlar vermeye başlar. Bu reaksiyonlar sonucu bağırsak duvar yapısı hasar görür. Tıpkı savaşta şehrimizi koruyan kalenin surları gibi. Surlar yıkılınca ne olur? İçeriye yabancı maddeler girmeye başlar. Yani sokak çatışmaları başlar, düşman askerleri girer. Bağışıklık sistemi alarma geçer, bunlarla mücadele etmeye başlar. Ama üç öğün yiyoruz, üç öğün yabancı maddeler giriyor. Bağışıklık sistemi bir noktada dengesini yitirir. Vücudun dokularını da yabancı doku olarak algılayıp onlara da saldırmaya başlar. İşte buna otoimmün reaksiyon diyoruz. Tiroide saldırır, Hashimoto yapar. Cilde saldırır, lupus yapar, egzema yapar. Sebebi bulunamayan kaşıntılar yapar. Eklemlere saldırır, romatoid artrit yapar. Karaciğere saldırır, otoimmün hepatit yapar. Bağırsaklara saldırır, ülseratif kolit kron yapar. Ve bu arada yapı bozulduğu için faydalı maddeler de emilemez bağırsaklardan. Demir emilemez, demir eksikliği meydana gelir. D vitamini emilemez. Dolayısıyla bir kısır döngüye girer. Vücudun ihtiyacı olan maddeler atılıyor. Ama vücuda girmemesi gereken zararlı maddeler sürekli içeriye giriyor. Denge bozulmuş. Dengeyi oturtmanın tek yolu gluteni kesmek, sağlıklı bir beslenme modeline geçmek. Bunu yapmazsanız otoimmün hastalıkların hiçbirisi iyileşmez. Eğer sizin tekrarlayan demir eksikliğiniz varsa, eğer her adet döneminden sonra baş ağrısı çekiyorsanız, halsizlik yaşıyorsanız bunların sebebi demir eksikliği olabilir. Demir takviyesi almak çözüm değildir. Gluteni kesmek çözümdür. Gluteni kesmediğiniz sürece siz demir takviyesi de alsanız demir eksikliği tekrarlayacaktır. Peki adet dönemi öncesinde ve sonrasında yaşanan baş ağrıları hep demir eksikliğine mi bağlıdır? Hep demir eksikliği değildir. Demir eksikliği bunların sebeplerinden bir tanesi olabilir. Başka faktörler D vitamin eksikliği. E, magnezyum eksikliği gibi durumlarda yine aynı şekilde bunlara yol açabilir. E, şimdi şunu düşünüyorum hocam. E, yaklaşık yaklaşık şimdi şimdiye kadar diyelim ki 20 tane soru sorduk. Hmm. Her sorumuzda e, glutene dayandı. Maalesef. Aslında bir gluten var hayatımızda her şeyi bozuyor. Tabii. Bir gluteni çıkarttığında her şey düzeliyor. Ve denemesi basit. Çok. Denemesi basit. 3 ay boyunca hadi başka hiçbir şey dikkat etmeyin. Sadece ekmeğin yanında yediğin, yemeğin yanında yediğiniz ekmeği kesin hamur işini kesin, simiti kesin, poğaçayı kesin. Hamur işlerini, buğday türevlerinin hiçbirisini yemeyin. Bulgur da yemeyin. Üç ay deneyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Üç ay sonra oturun sonuçlarına kendiniz bakın. Ne oldu bana? Kaç kiloydum? Kaça geldim? Hayatımda ne değişti? Nelerden kurtuldum? Farkına varamadığınız problemlerinizden kurtulduğunu fark edeceksiniz. Farkına varamıyorsunuz çünkü evet. sanıyorsunuz ki normal hayat budur. Herkes böyle yaşıyor sanıyorsunuz. Öyle değil halbuki. Hiçbiriniz ağrıyla yaşamak zorunda değilsiniz. Hiçbiriniz kaşıntılarla yaşamak zorunda değilsiniz. Hiçbiriniz sabahları dayak yemiş gibi uyanmak zorunda değilsiniz. Bu işin çözümü var ve denemesi bedava. Parayla da değil. Ye, ekmeği kesin, yemeğin yanında bulgur pilavı yemeyin, bütün tatlılardan uzaklaşın, 3 ay deneyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ve hastalıklar da zincir gibi şöyle. Aynen öyle. Bir zincir bozulduğu zaman öteki bozuluyor. İşte Çorap söküğü gibi oluyor. derler ya. Dizlerin, çorap, çorap çorap söküğü, söküğü gibi. gibi. Gerçi şimdi çocuklara çorap söküğünü nasıl anlatacağız? Anlatamayız. Bunlar <laughs> elde çorap da görmediler ki. Nasıl anlatacağız çorap Neyse, söküğünü? Biz zaten şu anda büyükleri anlatıyoruz. Onlar da belale çocuklarını da anlatırlar. anlatırlar. Çünkü gerçekten e, çocuğumuz da bizim yaşam tarzımızı belirliyor. Doğru. Belki şimdi ergenler her şeye karşı çıkıyorlar. E, baş kaldırıyorlar ama Hı -hı. sonrasında anne ve babalarını taklit ederek yaşıyorlar. Öyle. Biz onlar için rol modeliz. Evet. Ve İlk gözlerini açtıkları andan itibaren bizi görerek bizden öğreniyorlar. Sadece söylediklerimizden öğrenmiyorlar, yaptıklarımızdan da öğreniyorlar. Benim hep anlattığım hikayedir. Hocam, vakit mi var yemek yapmaya? Akşam 8'e kadar çalışmışız, eve gelmişiz. Ne yapıyorsunuz? Köşe'deki pizzacıdan pizza söylüyoruz, yanında da litrelik içecek bedava geliyor. Dürbük bulaşık derdi de yok. E çocuk ne yapıyor? Annem ona kemik suyuna çorba yapıyor. Ha, siz öyle sanın. O çocuk da 6 ay sonra sizin gibi pizza yemeye başlayacak. Evet. Sonra da benim diğer sorum geliyor. Peki bana niye geldiniz? Hastayız hocam. E olursunuz tabii hasta. Genç yaşta insan hasta olur mu? Oturup bunu sorgulamak gerekir. Hiçbir hastalığa razı olmayın. Hastalıklar kaderimiz değil. Hepimiz hastalanacağız diye bir kural yok. Asla öyle bir şey yok. Biz sağlıklı yaşayacağız. Sağlıklı yaşamak için gereken tek şey kendi sağlığımıza sahip çıkmamız. Bilinçlenmemiz, öğrenmemiz, mutfağımıza sahip çıkmamız. Dünya kötü bir yere gidiyor olabilir. Birileri bizi hasta etmeye çalışıyor olabilir. Bizim elimiz armut mu topluyor? Buna izin vermeyeceğiz. Sağlığımızı kaybetmeyeceğiz. Sağlıklı yaşamak için gereken her şeyi yapacağız. Evet. Sağlıklı yaşam, ağrısız yaşam her şeyin üzerinde. Şimdi ben anlatamadım çocuğuma sağlıklı ve glütensiz beslenmeyi size getireceğim. Yılların Bizim Ece'nin dostuna... pretes hocası Pelin anlatsın. <laughs> ya da, <laughs> o da ona ayarlatın. gönderelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yılların değişmeyen dostluğu var aramızda. Çok evet, seviyorum. Aynen, hem aynen. bilgisini hem yüreğini. Yilin Yeniden kahve. görüşmek üzere. İnşallah. Çok İyi selam ve sevgiler. Sağ